Göstermediğimiz bir şey kalmıştı. Demin bilgisayar donduğu için çekememiştim. Klavye çalışmıyor şu an. Tam şimdi çalışıyor. Şimdi bakın, bu kutuya ben cold vision ekledim. Bakın, şu an kutu beni itiyor. Cold vision işte budur. Yani şu an mesela yukarı gitmek istesem ne oluyor? İtiyor. Beni itti. Ben şu an neredeyim? Kutunun ortasında mıyım? Galiba ortasındayım. Yukarı basıyorum. Neredeyim? İtti. Yani aşağı doğru çok fazla itiyor. Engelleyemiyorum. Sonra bakalım aşağı gidebilecek miyiz? İtti beni. Kutu beni itiyor arkadaşlar. Kutunun içine giremiyorum. Kutuda itme heki var, beni itiyor sürekli. İtici bir güç. Bunun dışında ateş ediyorduk. İşte uçuyoruz falan şu an. Kutu generate etmeye çalışınca hata çıktı. Onu da kullanalım. Şimdi ben bu koda ne yapayım? V'yi de aşağı alacağım. Bir daha deneyeceğim. Kaydedelim. Update alalım. Nerede benim oyunum? Bu. Evet, şu an yukarıda bir şeyler görmüştük az önce. Oyun zarar gördü. Alt F4 şey yapınca. Alt tab yapınca oyun zarar gördü. Alt tab yapmamak gerekiyor 3GDS kullanırken. Sanırım taba basınca bir şey oluyor. Bir kısa yolu var onun. Yukarıda kutu mu generate olmuş acaba? Hareket edemediğim için bakamıyorum. Dondu. Dondu. Yine dondu. Feci dondu. Çok kötü dondu. Ne demiştik geçen videoda? Şey yapmayı planlıyorum. RimWorld'e benzeyen, Factorio'ya benzeyen iki boyutlu bir oyun yapacağım. Bu proje iptal beyler. Bu çalışmaz. Böyle çalışmaz bu. Kapansa. Umarım kapanır. Kapandı. Bu proje komple iptal. Bunu kullanamayız. Çok fazla donduruyor. Şu kodu iptal edeyim. Burada ne yaptık? Bunlar kutu generatelemek için kodlar. Minecraft'ta oynayacaktık ya. Minecraft'ta etrafta küpler var. O küpleri generate etmek gerekiyor. Burada da eğer kutular iç içe girerse kutular birbirini yok ediyor. İç içe girmek yasak. Kutular iç içe giremez. Burada da fizik var. Eğer kutuya değersen kutu seni iter. Bunlar fizik. Yukarıdakiler yedek fizik. Aşağıdakiler de yedek fizik. Yani kutuya eğer küçükse aşağıdakini kullanıyorsun. Büyükse yukarıdakini kullanıyorsun. Kurşunlar uzaklaşırsa yok oluyor. Burada şey, burada kurşunların yukarıya doğru hareket etmesi var.
Burada kamera var. Ve karakter hareketi var. Karakterin kendi etrafında dönmesi. Bunlar ateş. İşte kurşun yukarı doğru hareket eder. Karakterin baktığı açıya göre. Bunlar hareket. Şunu yazmak zorundasın 3 boyutlu oyun yapacaksan. Bu kadar yani. Bundan sonra Rimworld benzeri, Tiberian Sun benzeri, Don't Starve benzeri oyunlar yapmayı düşünüyorum. Tek bir oyunda dünyadaki bütün 2 boyutlu oyunları birleştireceğim. Dünyadaki bütün kuş bakışı oyunları birleştireceğim. Tek bir oyunda. Bunu yapabilirim. Çok basit. 3 boyutlu eklenti gördüğünüz gibi çalışmıyor. Kutuları spamlamaya çalışınca bilgisayar donuyor. O kadar da wait koydum. Wait koymama rağmen bilgisayar dondu ve kutu spamlı olmadı. Demek ki TrueGDS'in yazılımında hata var. Geçen sefer de Crosshair'i sildim diye çalışmamış. Bakın burada Crosshair var. Bunu silmeyin. Crosshair gözükmüyor. Ama orada bir yerde bakalım. Gözüktü. Bakın Crosshair gözüküyor. Zoom yaparsanız gözükür. Bu önemli. Bugün değil silerseniz kamera hareket etmiyor. Şu anki setup'ta. Gerçekten 2 boyutlu bir oyun yapabilirim. Dünyanın en güzel oyunu da olur. Fakat 2 boyutlu Minecraft benzeri bir oyun yaparsanız mağaranın içinde kamera çok zorlanacaktır. Yani 3 boyutlu bir dünya inşa edip onun içinde kamerayı nasıl hareket ettireceksin? Burası biraz zor. Bir de 3 boyutlu dünyada ileri geri sağ sol yapacaksın. Space ile zıplayacaksın. Dağlara tırmanacaksın. Ama yaratıklar kafanıza atlar. Yani saldırılarınız alan vursa daha kolay olur. Öteki türlü yaratıkları ıskalama ihtimaliniz var. Saldırırken yaratık arkanıza geçerse ya da içinize girerse onu ıskalarsınız. Karakterin kendi etrafına vurması hile olur mu? Bu da bir mesele. Çünkü Double Dragon falan oynarken karakter önündekine vuruyor. Hani normalde insan ister ki böyle Kunio Kun'lu gibi, Double Dragon gibi önündeki düşmana kafa yumruk vursun, arkadaki düşman da seni siksin. Yani o tarz bir oyun yapılır normalde. Önlü arkalı sıkıştırılınca başınız belaya girer bu tarz oyunlarda. Kuş bakışı bir oyunda bunu yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Önlü arkalı sizi sıkıştırabilirler. Sağlı sollu. Alan vurmak mantıklı mı bir tasarım tercihi mi? Hileli olur mu alan vurmak? Yoksa yakındaki karaktere mi vuralım? Şey öne doğru mu vuralım? Fizik de koyacağım. Karakterler birbirlerini itecek. Az önce fizik koydum zaten. Gördünüz fizik koyabiliyorum. Basit bir şey. Tek yapman gereken şey şu. Karakterler birbirine değince bir şey olmalı. Bakın burada karakteri ittiriyorum. Force kullanarak. Ama sen buna ışınlanma da koyabilirsin. Karakter birbirine değince ışınlanabilir. Ya da hareket edemeye olabilir. Yani hareketi kitleyebilirsin. Dersin ki karakter eğer hiçbir şeye değmiyorsa yürüsün. Bunu yapabilirsin. Ama bir şeye değiyorsa yürüyemez mesela. En mantıklısı budur. Collision'da harekette. Yapacağız işte yeni oyunlar gelecek. Bu sefer çalışan oyunlar yapılacak. Güzel oyunlar yapılacak. Robot satın alabildiğiniz, robot yapabildiğiniz, ordu kurabildiğiniz, tek bir tane karakteri oynattığınız, kendinize ait olan herhangi bir adamı da oynatabildiğiniz bir oyun. Faction'lı. Ekipler birbirleriyle savaşacak falan. Rimworld gibi olacak. Oyunu durdurabilir miyiz? Bu da bir soru. Bir tuşa bastığın zaman oyun dursa. Haritada gezebilsek oyun durmuşken. Güzel olur. O zaman bütün her şeye Boolean mı koyacağız? Oho, hareket formülü daha karışık olacak.